Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Yine burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Hafta başı, pazartesi hepimize güzel bir hafta olsun. Temennim her zaman böyledir. Böyle de başlamak isterim. Şanslı başlayalım, şanslı devam ettirelim. Haftayı, artık yılı da bitirmek üzereyiz. Şanlıurfa, yine bütçelerimize dikkat edelim dedim her zaman için. Program güzel. Denk getirmeye çalışacağız. Birinci koşuyla başlayalım. Boş gözlü. Handikap 14. Dişi. Handikap 3. Şartı uyan. Safkan 6. Bunun kazanması gerekir. Altınoğlu Kalimnos. Bu atın kazanması normal sonuç. 2 startta fazla takılmazsa sürpriz ihtimali 2 nolu Öykücan. Normalde 6-2 bitmesini bekleyebiliriz bu koşunun. İkinci koşusu şartlı 4. Bunu altın içerisine almamışlar. 1 nolu Into. Ferit. Yani bu gruplarda Into bu tip şartlı 4 zaten koşmaz bu at. Altın içerisine alsalar gene tek önermezdim. %70'e koşan bir at. Kalkıp da şartlı 4'te burada. Yanlış kayıt, doğru değil. Olsun plaselerde yazılır ama bu bir nolu safkana güvenmeyin arkadaşlar. O eski bildiğimiz Into karşımıza çıkmayabilir. Yani grupla alakası yok. O yüzden koşmaz. 3 ve 5 nolu safkanlar. Kalan grupla alakalı yorum yapacağım. Biri yokmuş gibi görün. Koşmuyormuş gibi görün ama tabii ki yazılır. Yani o kadar da değil diyeceğim. 3 ve 5 bunlardan en az birini plaselerinizde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. 5, 3, 3, 5 ayıramadım. Ben birinin kazanmasını bekliyorum. 4 gene bu mesafelerde olmaz diyemediğim safkanlardan biri. Böyle bir koşu şartlı 4 şu altılı olsa altılı içerisinde kesinlikle tek önemli. Bunun kazanacağı şart kısa vade 7'yi zaten kazanıp geliyor. Kısa vade yarış. Ne işin var şartlı 4'te bir de Ferit'le ve AGF'si de çok düşük. Into yerine. Neyse. Into yazık ettiler herhalde hatta bilmiyorum ama sağlık olsun diyoruz. Üçüncü koşu altılı başlangıcı handikap 13 handikap 3. Kısa mesafe kilo farklılıkları yok. Handikaplarına baktığınızda handikap puanlarına çok dengeli bir grup olduğunu görürsünüz. Yani kalite handikap puanlarından gittiğim zaman sürpriz potansiyeli atlar var. Ancak çok at yazacağız şimdi buraya tamam. Kalkıp AGF'lerde doğru çıkıyorlar. 3 nolu safkan AGF'si doğru. 5, 1, doğru plase bunlar. Bunlardan birinin kazanması çok normal sonuç. 3, 5, 1. Yanına at yazacağız. Burayı kalabalık tutacağız. Diğer taraflardan kısmak zorunda kalacağız. O sıkıntı. İlk ayak. İşte bu 3 atta AGF ağırlığı var. Onu da söyleyeyim ilk ayak olması. Buna istinaden 3 attan biri gelmezse de zaten güzel bir sürprizi çıkacaktır oranın. O sürpriz atlar 2 ekürlerden 6'yı, Feritli 9'u ve 10 nolu safkanları öneririm öncelikle. 11, 7, 8, 4 ekürü zaten kalan grup, kalan atlar tercih edilebilir. Şu 11'in sprintini de çok beğendim. Bu 11'de miydi? Çıktılar. Ya belirsizlik çok fazla. Burada analiz yapmak çok zor. Tablodan gittiğimde AGF çıkartıyorlar. 3, 5, 1 bunlardan biri kazanır diyor. Ancak ilk ayak, mesafe, handikap 13, en ağır kilolu at bakın. 59,5'la 1 tablonun atıdır. 3 kalitesiyle tablonun atıdır. 5, işte 2, 11, 6, 9, 10 diyeceğim artık. Böyle bir grup kararı size bırakıyorum. İlk ayaktır. Yapmayalım derseniz çok at, risk alalım derseniz de AGF öncelikle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Dördüncü koşu Meydan 3 yaşlı Araplar. Bu önerdiğim safkan 8. Gördüğüm safkan sadece bu grup içerisinde, bu grupta. Ve burada da çok fazla dışarıdan getirilen at var. Ankara, İstanbul'a atanan, toplamışlar, toplanan maiden Arapları. Kimin ne yapacağı belli değil.
kimin ne koşacağı da belli değil. AGF takip edilebilir ama ben kapatma taraftarıyım. Buradan sürpriz çıkartma ihtimalleri yüksek. Yalnız gördüğüm bir atı da söylemeden geçmek istemiyorum. 8 Kral Efe. Kazanırsa şaşırmam. Grupta biraz koşar durumda. Belki hani maiden çıkartırlar diyebildiğim bu şart bir atıdır. 8'i mutlak kuponlarınızı öneririm. Tek olarak önermiyorum. İyi koşmasını bekliyorum 8'in. Kalan grup herhangi bir at. Hani ne oluyor genelde? 10, 5, 6 bakın yukarıdan aşağıya doğru inmenizi tavsiye edeceğim. 15, 6, 11, 1 bu şekilde gider. Hatta 7 yeni koşan atlardan. Şu grup biraz daha zayıf görünse de en azından bunları sürprize bırakayım. 3, 4, 2, 9 bir şeyler çıkmamış olsa da bazen öyle bir at geliyor ki yani Necmi ile Ben Kuruş'un kazandığını görüyoruz. Bu tip maidenlar. Burada da kararı size bırakıyorum. Burası da böyle bir zor grup. Keşke 8 tek olur deyip oturtabilsek burayı 8 tekiyle ya da tek olur atı görebilsek çok güzel olacak ama inandığım bir at yok burada. 5. koşu altın kalpli. Yaklaşık 3-4 yarıştır tek önermekteyim. O da inadına bana inat mı yapıyor, ne yapıyor? 4-4-2. Son yarışı çok güzel. Gene ikincilik. Gene tabii şartlı 5. Kaisberg arkadaşlar. Buraların bu Kaisberg altın kalplisi. Çok üst düzey yarışları yapabilen bir safkan iken. Ne oldu ata bilmiyorum. Yani 10 koşudur. Sadece son koşusunda kıpırdamayı yaptı güzel şekilde. O koşuyu tekrarlarsa bu grubu kolay geçer. Takılacağı safkan Algan Han. Geçen yarış beni yanıltmıştı birinciliğinde. Kazanır dediğinde de sıfır çekti bu at Algan Han. Ya inandırıcı durmuyorlar. Çok kaliteli bir attır. 3. Daha önce de anlattım bu atı. Arifcan gene grup içerisinde hatır sayılır bir at. 3, 5. Bunlar da rakipleri çıkıyorlar. Başka da at önermem buraya. Bu şartlı 3'e. Başka at da gelirse diyecek lafım yok. İzmir zaten buradan berbat. Burada İzmir'e dönmüş olur. Dördün kazanması gene diyorum çok normal ama bir türlü kazandıramadık. Yanına at yazalım derseniz 3'ü ve 5'i birlikte düşünmenizi tavsiye ediyorum. 3'e de bir türlü ısınamadım kazandığı yarıştan sonra bile. 6. koşu şartlı 4. Burada da 2 at ön planda. Hani 4 AGF tek attım atı kabul tek olurluğu çok yüksek. İki yarıştır kazanan iki nolu safkanda en az onu kadar şanslı gördüğüm kazanç atlarından biri. Bu iki attan birinin kazanması gerekir. AGF'leri doğru dışına çıkmasını da beklemiyorum. Kimi tek atalım? Kapı 4 nolu safkanı derim. Ama 2 ile yazarsak kapatırız 6. koşuyu. Düşüncesindeyim, mantığım bunu söylüyor. 7. koşu tekrar maiden Araplar. Eğer yukarıdaki istediğimiz sürpriz at, ilk maiden'daki sürpriz at oradan gelmez ise burası sıkıntıya biner. Ancak gördüğüm, bildiğim şu aprantilerle maiden çıktılar sürekli olarak 55 kiloya 61 kilo. Birin pek çıkmaya niyeti yok görünen bu. Dönüp duruyorlar. Bugün de dönmeye devam ederlerse başları dönene kadar ilgililerinin kasıtlı çıkartmamışlar. 2'yi serbest bırakıp çıkartabilirler. Amansız güç kazanabilir. 1 ve 6'yı birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. Bu iki atın dışında bir sonuç benim inandığım bir sonuç olmaz. 3 at yeterli, kapatılmış olur. Ancak kimi tek atalım derseniz 2'yi öneririm. Biraz da plase tekidir, güzel bir tektir. Yani Maiden Araplar kalkar ilgisi çıkmıyoruz derse aprantisine o da başka bir olay zaten. O yüzden tek önermek de çok zor bu Arap maidenlarında. Göstere göstere tabelaya koşuyorlar. Kaç sefer yaptılar yapmaya devam ediyorlar. Bir de ceza alıyorlar jokeyleri. Aprantileri. 3 at
İki kazanırsa şaşırmayacağım bir grup. Yani iki o yüzden puan. 8. ve son koşu. Buraya ne kadar azat yazarsak derim her zaman son ayaklara. Kupon getirme ihtimalimiz o kadar yüksek olur. Burada da 4 at çok ön planda çıktılar. AGF'ler zaten 2-8 AGF doğru AGF'ler sürpriz ya da gene AGF'leri geçebilecek bir at Necmi ile 4. 2-8-4 sürpriz koşuyu %5'e koşmaz burada. 10 dilde hanım yapar. O da şarta uyan hafif kilolu saplanlardan biri. Onu da ilave etmenizi tavsiye ederim. Böyle bir ata da ihtiyacınız var. Sonrası zaten Arap dişileri. Hani Ankara, Bursa, Adana, Ankara gelmiş atlar var. Herhangi birisi ekstra bir koşu çıkartırsa o kazanabilir. Onu iyi koşar koşmaz demek çok zor. Bunlar da analizi zor. 1-9-12 görünen atlar. Hani diğer atlardan kalabalık tutacaksanız şayet tamamen tercih edin arkadaşlar yani. Ancak 2-8-10 ve 4-10 safkanlardan birinin kazanmasını bekliyorum. Çok fazla kötü bir şey çıkmaz ise koşuda. Zorlu handikap 15 dişi Arapları olması. %1'lik bir at, ummadık bir at. Çıkıp kazanabiliyor bu tip grupları korkunuzu. 4 at, diğer atlar tercih sebebi varsa tuttuğunuz atlar. Şanlıurfa genel anlamda görebildiklerim bunlardı. Umarım yazdığımız gibi gelir. Yine bütçelerimizi aşmadan böyle denk getirmeye çalışalım. 6'lıya bütçemiz yetmiyor. Aşmayın diyorum kesinlikle, kesinlikle. 6'lı yetmiyorsa 5'li oynarız. En azından bulma ihtimalimiz daha yüksek olur. Ben bu mantıkta da giderim her zaman için. Sizlere de tavsiyem bu. Akşam yabancı yarışları çalışmasını yaptım. Onu da yayınlayacağım. Tekrar akşam görüşmek üzere. Şansınız açık olsun. Hoşçakalın.